Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhabalar sevgili gençler. Sizlerle birlikte 11. sınıf tarih dersinin 1. dönem 2. yazılı sınavıyla alakalı ne yapacağız? Hazırlığımızı yapmış olacağız. Bu hazırlığımız boşluk doldurma, doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Öncelikle boşluk doldurmayla başlayacağız. Ne diyor sorumuz? Prut Savaşı ile özdeşleşen Osmanlı sadrazamıdır. Bu ismimiz kimdir sevgili gençler? Tabii ki de Baltacı Mehmet Paşa. Baltacı Mehmet Paşa burada cevabımız olacak. Çok büyük bir ne yakalayacak Prut Savaşı'nda? Yani Prut Nehri'nde Rusları yok edebilir vaziyetteyken bir anlaşma yapılacak Prut Anlaşması'yla. Sevgili gençler, burada Osmanlı Devleti bir fırsatı kaçırmış olacak aslında. Burada cevabımız Baltacı Mehmet Paşa olmuş oldu. Yazın birazcık kötü, kusura bakmayınız. Mouse'da yazdığımız için birazcık kötü oluyor. Bu yönüyle kusura bakmayın. Hemen ne yapalım? İkinci sorumuza geçelim. Lale Devri isyanı ile sona ermektedir. Hangi isyan ile? Biliyorsunuz ki Lale Devri 1718. Pasarofça Anlaşması ile başlar. 1730 Patrona Halil isyanı ile sona erer. Yazalım. Patrona Halil isyanıyla ne yapıyor? Bu dönem sona ermiş oluyor. Geldik 3'e. Osmanlı Devleti Avrupa'daki ilk daimi ne demek? Kalıcı, sürekli demek. Elçiliği nereye açıyor? İlk daimi elçiliği biliyorsunuz ki 3. Selim döneminde Londra'ya açılmıştır. Londra nerede peki? İngiltere'de sevgili gençler. Peki ilk giden elçimiz kimdi? İlk giden elçimiz ise Yusuf Agah Efendi'dir. İlk daimi elçimiz. Geldik 4'e. Osmanlı Devleti zamanında ekber ve erşet sistemiyle hanedanın yaşça en büyük ve en olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir. Sevgili gençler, ekber ve erşet ne demek? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Hep diyoruz Allahu Ekber. Ne demek kelime anlamı? Ekber en büyük demek. Yani Allah en büyük demek. Orada ekberin anlamı en büyüktür. Burada ise ekber yine en büyük anlamında. Erşet ise nedir? Yaşça en büyük ve en olgun demektir. Olgun kişi. Arkadaşlar olgun kavramı burada gözümüze çarpıyor. Ekber en büyük. Erşet ise en olgun demektir. Burada bu veraset sistemi hangi padişah zamanında? 1. Ahmet döneminde getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde cevabımız 1. Ahmet oldu. 5'teyiz. Tabiri ilk defa 1815'te Viyana Kongresi'nde Rus çarı Aleksandr tarafından kullanılmıştır. Bu kavram nedir? Burada bakıldığı zaman şark meselesi. Şark ne demektir? Doğudur sevgili gençler. Şimdi Avrupa'ya göre doğuda kim var? Biz varız. Yani Osmanlı var. 1815 Viyana Kongresi'nde Rus çarı Aleksandr ne diye tabir ediyor bu durumu? Şark meselesi şeklinde tabir etmiştir. Peki hocam bizim bir restorasyon dönemimiz vardı. Peki o ne zamandan ne zamana kadardı? Arkadaşlar o ise 1815'te başlar Viyana Kongresi'nde. Ne zamana kadar sürer? 1827 Navarin baskınına kadar sürüyor bu dönem, restorasyon dönemi. Geldik doğru yanlışlarımıza. Bakalım sorular ne diyor bizlere? Rönesans hareketi 15. yüzyılda ilk kez İtalya'da başlamıştır. Cevabı doğru mudur? Evet. Rönesans ilk kez İtalya'da başlıyor. Reform ise ilk kez Almanya'da başlıyordu. Bu ikisini karıştırmayınız. Özellikle öğrenciler nezdinde karıştırılıyor birazcık. Hocam Rönesans mı Almanya'da başlıyordu, reform mu İtalya'da başlıyordu? Bu karışıyor. Unutmayınız Rönesans İtalya'da, reform Almanya'da başlıyor. Bu şekilde öğrenmiş olalım. Geldik 2'ye. Küçük Kaynarca Antlaşması öncesinde Osmanlı donanması Navarin baskınıyla yakılmıştır. Doğru mu? Yanlış. Küçük Kaynarca Antlaşması öncesinde ki Küçük Kaynarca Antlaşması 1774 tarihinde imzalanmıştır. Öncesinde 1770 tarihinde Navarin değil Çeşme baskını ile Osmanlı donanması yakılacaktır. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler hatırlayınız nerelerdi? İnebahtu, Çeşme, Navarin ve Sinop'tu 4 tane donanmamız yakılıyor Osmanlı tarihinde. Geldik bir diğer soruya. 1. Mahmut döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Doğru mu? Bu cevabımız doğrudur. Özellikle Belgrad Antlaşması 1739 Belgrad Antlaşması'nda Fransızlar ne yapıyor arkadaşlar? Arabuluculuk yaptığı için Osmanlı'da kapitülasyonları sürekli hale getirmiş olacak Fransa'ya karşı. 1. Mahmut döneminde 1740 tarihinde. 4'teyiz. 1815'ten 1827'ye kadar geçen süre Avrupa'da yeniden düzenlemek anlamına gelen restorasyon dönemi olarak adlandırılmıştır. Doğru mu? Bu bilgimiz doğrudur. 1815 Viyana Kongresi'nden 1827 Navarin baskınına kadar geçen dönemdir. Bu dönem cevap doğru olacak. Osmanlı Devleti denge politikasını ilk kez Fransa'ya karşı uygulamıştır. Hangi konuda? Fransızların Mısır'ı işgali üzerine ilk kez biz denge politikasını uygulamış olacağız. Bu da doğru olmuş olacak. Evet, boşluk doldurma ve doğru yanlışlarımız bitti. Sırada ne var? Çoktan seçmeli sorularımız var. Bakalım sorularımız neymiş? 17. yüzyılda Safevilere karşı sefer yaparak Bağdat Fatihi unvanını alan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir sevgili gençler? Tabii ki de 4. Murat'tır. 4. Murat döneminde Irakayn dediğimiz iki Irak seferi yapılıyor. Safevilere karşı, yani İran'a karşı. Bunun sonucunda göstermiş olduğu başarılardan dolayı 4. Murat'a Bağdat Fatih unvanı verilmiş olacak. Geldik 2'ye. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisini Rusya ile imzalamamıştır? Şimdi sevgili gençler, bizim Rusya ile imzaladığımız ilk anlaşma hangisiydi? 1681 Bahçesaray Antlaşması'ydı. 1700 İstanbul Antlaşması'nı imzalıyoruz. Hatırlayınız, Karlofça'da yoktu Ruslar. Özellikle Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra 1699'da Karlofça Anlaşması imzalandı. Lehistan, Avusturya, Venedik vardı ama Rusya yoktu. Rusya ile bir sene sonra 1700 İstanbul Antlaşması'nı yapacağız. Var. Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzaladık mı? Evet, imzaladık. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın önemi neydi hocam? Neydi gençler? Kırım, unutmayınız, bağımsız olacaktır. Berlin Anlaşması peki nedir hocam? Berlin Anlaşması 93 Harbi'nden sonra imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma birazcık ağır gençler Osmanlı Devleti için. Yaş Anlaşması 1792 Yaş Anlaşması ise Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ediyoruz Yaş Anlaşması'yla. Kallofça'da var mı Ruslar? Hayır, yoktur. Daha önce söyledik. Lav diye kodluyorduk. Lehistan, Avusturya, Venedik vardır. Ruslar yoktur. Geldik bir diğer soruya. Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan anlaşmalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan anlaşmalar neydi? Doğuda Ferhat Paşa, batıda ise Bucaş anlaşmalarıdır. Burada cevabımız A şıkkı olacak. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kaybedilen yerlerin geri alınabileceği umudunu doğuran anlaşma. Ben size demiştim ya sevgili gençler. Baltacı Mehmet Paşa Prut'ta bir ne yakaladı? Fırsat yakaladı. Bu fırsatı tepti. Ama en azından Prut Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte kaybedilen yerlerin geri alınabileceği umudu doğmuş olacak 1711 tarihinde. Ama bu fazla uzun sürmeyecek bu umut. 30 yıl savaşları sonunda imzalanma, güç dengesine dayalı uluslararası sistemi başlatma, mezhep savaşlarına son verme. Bu anlaşmamız hangisidir? Tabii ki de Vestfalya Anlaşması'dır. Vestfalya Anlaşması benim çok üzerinde durduğum, önemli bulduğum bir anlaşmadır. 30 yıl savaşlarına son erdirmiştir ve mezhep savaşlarına son vermiştir Vestfalya. Geldik bir diğer soruya. yukarıdakilerden hangilerinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın etkisinin olduğu söylenebilir? Kütahya Anlaşması'nın imzalanması. Sevgili gençler, 1833'te ne yapıyoruz? Özellikle İngilizler devreye giriyor. Kütahya Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ve birçok valiliği ne yapacağız? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vermiş olacağız. Cidde daha sonracığıma neresi vardı? Şam, Adana, Girit valilikleri veriliyordu. Arabistan'da Vehhabilik sorunu arkadaşlar, bu normalde 1. Mahmut döneminde çıkıyor ama Vehhabilik sorunu Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde ne yapılacaktır? Çözümlenmiş olacaktır. Bu sorun çözüyor Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mora isyanı bastırılmaya çalışılması, hatırlayınız 2. Mahmut bastıramamıştı ve valisinden, bakın bir vali yani Osmanlı'dan güçlü arkadaşlar, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz yani bir Ankara valisi atıyorum Türkiye'den daha ne büyük yani daha güçlü, böyle bir şey olabilir mi? İşte olmuş. Bu neyle alakalı? Merkezi otoritenin bozuk olduğunu bize ne yapıyor, gösteriyor. O yüzden Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyoruz. Daha sonra olaylar Mısır meselesiyle karşı karşıya kalacağız maalesef. Burada hepsi doğru olmuş olacak. Cevap Edirne. Geldik 7'ye. Avrupa'daki reform hareketi ilk kez hangi ülkede başlamıştır? Ben size de aynı demiştim. Rönesans İtalya'da, reform Almanya'da başlamıştır ilk kez. Osmanlı Devleti'nde 1829 Edirne Anlaşması ile ilk bağımsız olan topluluk hangisidir? Bakın sevgili gençler, şu kavramları güzelce öğrenmiş olalım. Nedir o kavramlarımız? Hocam Osmanlı'da ilk isyan eden hangi ulus, topluluk? Hangisiydi? Sırplardı. Unutmayınız. Osmanlı'dan ilk ayrıcalık elde eden topluluk hangisiydi hocam? Yine Sırplar. 1812 Bükreş Antlaşması'yla ilk kez ayrıcalık elde etmişti. Bakın bağımsız oldu demiyoruz. İlk kez ayrıcalık elde etmişti. Peki hocam Sırplar ne zaman özerk oldu? Yine 1829 Edirne Anlaşması'yla özerk oldular. Peki ne zaman bağımsız olacaklar? Arkadaşlar Berlin Anlaşması'yla bağımsız olmuş olacaklar Sırplar. Peki hocam ilk bağımsız olan topluluk hangisi? 1829 Edirne Anlaşması'yla Yunanistan olmuş olacak. Bakın Edirne Anlaşması'yla hem Sırplara özellik veriyoruz hem de Yunanistan'a bağımsızlık vermiş oluyoruz. Geldik 9'a. 9. sorumuz Lale Devri ile alakalı, oldukça önemsiyorum. 1718-1730 arası dönemdir Lale Devri. Bakalım ne sormuşuz. Boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazacağız şimdi. Arkadaşlar Lale Devri'nin dönemin padişahı kimdir? 3. Ahmet'tir. 3. Ahmet'tir. Lale Devri tabirini ilk kullanan kimdir? Yahya Kemal Beyatlı'dır sevgili gençler. Dönemin sadrazamı kimdir? Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Devrin ünlü şairi kimdir? Nedim'dir arkadaşlar. Bu dönemde hatta damdan dam atlayınca yere düşüyor, ölüyor. Lale Devri'nde Nedim. Devrin minyatürcüsü kimdir peki? Minyatürcüsü ise Levni'dir sevgili gençler. Bunu muhakkak sınavlarda öğretmenleriniz ne yapar? Sorabilir. Geldik ona. 17. yüzyılda Ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet Ocak içindir anlayışını benimseyen Kapıkulu ordusu hangisidir? Tabii ki de Yeniçeri Ocağı'dır arkadaşlar. Burada ordunun bozulduğunu bize gösteriyor mu bu durum? Evet, gösteriyor. Bakın Ocak devlet için, düşünebiliyor musunuz? Devlet Ocak için ya böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir ordu ne yapmış? Siyasi olarak güçlenmiş bir orduyu düşünün. Siyasi olarak güçleniyor ve başımızın çokça artacak Yeniçeri Ocağı. 2. Mahmut döneminde kaldırılıyordu. 1826 yılında vakayı hayriye diyoruz. Yani hayırlı olay diyoruz bu olaya. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti'nde ilk geçici ve ilk daimi elçilikler sırasıyla aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi döneminde açılmıştır? İlk geçici elçilik 3. Ahmet döneminde açılıyor. Gençler, akademik kaynaklara göre ilk açılan yer, ilk geçici elçilik Viyana'ya açılıyor. Ama burada biraz ihtilaflı durumlar var. Mesela MEP kitabı neyi kabul ediyor? Bakıldığı zaman Paris'i kabul ediyor. Ama biz akademik olarak bakmak durumundayız. MEP kitabı 2 gün sonra değişir. Sıkıntı yok. 1719'da Viyana'ya, 1720'de Paris açılıyor. Tarih olarak hangisi önce? Tabii ki de Viyana olduğu için Viyana olarak kabul edeceğiz. İlk giden elçi de İbrahim Paşa. Paris'e giden kimdi? 28 Mehmet Çelebi'ydi. İlk daim elçilikler biliyorsunuz ki 3. Selim döneminde açılacak. Londra'ya açılacak. İlk daim elçimiz kimdi? Yusuf Agah Efendi'ydi. Bunu da aklınızdan çıkarmayınız. Önemli konulardır bunlar. Geldik 12'ye. 12'ye. Osmanlı Devleti denize düşen yılana sarılır düşüncesiyle aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Rusya'dan yardım talebinde bulunmuştur? Özellikle sevgili gençler, Mısır valisi biliyorsunuz Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile bir sorunumuz var. Bu sorunu çözemiyoruz. Çözemediğimiz için öncelikle İngiltere, Fransa'yla ne yapıyoruz? İngiltere ve Fransa'dan yardım istiyoruz. İngiltere, Fransa'da normalde her şeye karışır. Buraya karışmıyor. Bu sizin iç sorununuz diyor. 2. Mahmut da ne yapacak? Rusya'dan yardım isteyecek. Ve şu tabir, şu düşünce ortaya çıkacak. Denize düşen kime sarılır? Rusya'ya sarılır. Yani yılana sarılır sevgili gençler. Kimin döneminde? 2. Mahmut döneminde. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu hangi savaş sırasında almıştır? Osmanlı Devleti ilk dış borcunu niye alıyor? 1. Sevgili gençler, bizim donanmamız yakılıyor Sinop'ta. Sinop'ta donanmamız yakılınca İngilizlerden biz 200 bin sterlin borç alıyoruz. İngiltere'den hangi savaş sırasında? Kırım Savaşı sırasında 1853-1856 tarihinde. Unutmayınız. İlk dış borcumuzu İngilizlerden alıyoruz, İngiltere'den. Geldik bir diğer soruya. Katolik Kilisesi'nin yanlış davranışlarına karşı bir itiraz metni olan 95 maddelik bildirisini Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asan din adamı kimdir diye sorduk. Kim bu isim? Tabii ki de Martin Luther. Sevgili gençler, cevabımız olacak. 95 maddelik tezi ne yapıyor? Asıyor. Yanlış yere yaptım. Şöyle yapalım. Martin Luther olacak. Geldik son sorumuza. Avrupa'da coğrafi keşiflerin etkisiyle Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi aşağıdaki devletlerden hangilerinin ekonomik gücünün azalmasına neden olmuştur? Özellikle Akdeniz'de kimler var? Venedik ve Ceneviz artı Osmanlı var. Özellikle bu 3 devleti ne yapacak? Olumsuz yönde etkilemiş olacak. Evet, bu sorumuza birlikte sizlerle beraber ne yaptık? Yazılımıza hazırlanmış olduk. İnşallah sınavdan da yüksek puanlar alırsınız. Yani 100 alırsınız. Sizlere güveniyoruz gençler. Tarih zor bir ders değil. Mantığını oturttuğunda oldukça kolay bir ders aslında tarih. İnşallah umduğunuz puanı alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hasbelkader kanalımıza abone olmayı da, videomuzu beğenmeyi de unutmayalım inşallah diyorum. Videoyu da sonlandırıyorum burada. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.